Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı farkındalık içeriklerini sizin için hazırlıyor, seslendiriyor ve podcast mecrası için kaydediyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizinle önemli bir lüks deniz mahsulü hakkında konuşacağız. Bu da bir deniz mahsulü aslında, çok değilmiş gibi görünse de bugünkü konumuz havyar. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak bu podcast'in başlığı hakkında size biraz bilgi vermem gerekiyor. Bunu kaydetmeden hemen önce J.K. Rowling'in Çağlar Boyu Quidditch kitabını okumuştum. Bu podcast'in adı da çok eskilere dayanan bir tarihi nedeniyle neden çağlar boyunca havyar olmasın diye. Oradan geliyor. Bugünlerde havyarı ancak lüks sofralarda çok özel bir atıştırmalık, kanepelerin üzerinde görebileceğimiz leziz bir tat olarak görsek de aslında tüketilebilir bazı türlerin balık yumurtalarına verdiğimiz genel bir isim. Biraz da değineceğim size, pek çok balığın yumurtasını tüketebiliyoruz. Ve genellikle bunların adına havyar diyoruz ama havyar dediğimiz ürün çoğunlukla Mersin balığı familyasından gelen balıkların yumurtası. Siz tabii balık yumurtasını eğer tüketiyorsanız istediğiniz gibi havyar olarak belki adlandırın ama Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü belirli Mersin balığı türlerinden gelmeyen balıkların yumurtaların havyar olarak değil de havyar yerine geçenler olarak tanımlanmasına uygun görmüş. Mersin balığı dedik. Mersin balığının yumurtasını sadece havyar dedik. Tabii biraz Mersin balığından size bahsetmem lazım. Mersin balıkları, yani Aspenseridae'lar, dünya üzerinde bulabileceğiniz en eski ailelerden birisi aslında. Yaklaşık 200 milyon yıldır dünyanın tatlı ve tuzlu sularında yaşamaya devam ediyorlar. Her ne kadar bazı türler için bu durum yaşamaya çalışıyorlar olarak tanımlanması gerekse de Mersin balıkları halen dünyanın en değerli tüketim maddelerinden birisi olan havyarın aslında ana üreticisi konumunda. Havyarın içeriğine baktığımızda çok yoğun miktarda omega 3 kaynağı, protein yönünden oldukça da zengin. Bahsettim ya size, Mersin balığının yumurtasından söz ediyoruz. Biraz daha erişilebilir bir karşılaştırma yapmamız gerekirse eğer, tavuk, kaz ya da bıldırcın yumurtalarını düşünün. Onlar da nasıl protein yeniden zengin olarak tanımlanıyorlar. Sağlıklı ve dengeli beslenmede genellikle ucuz bir protein kaynağı olarak hani önünüze konuyor ve tüketim bulunuyor. Tabii ki havyar için de ucuz bir protein kaynağı tanımını yapmamız biraz, nasıl diyeyim size, abes kaçar. Ama sonuçta bir yumurta, bir protein kaynağı. Ya tabii öteki taraftan da her Mersin balığının yumurtası da aynı kalitede çıkmıyor. Havyarlar da kalite kalite ve en değerli kabul edilen havyar çoğunlukla Hazar Denizi'nde bulunan fakat bazen de Karadeniz'de, Marmara'da da rastlayabildiğimiz Beluga cinsi Mersin balığının yumurtası. Beluga dünya üzerindeki en büyük Mersin balığı türü ve 100 yıl kadar yaşayabiliyor. Orada da 1 tona yaklaşıyor. Bu nedenle aslında oldukça dikkate değer bir balık. Beluga'nın havyarı da genellikle, nasıl diyeyim size, özel günlerde ancak yenebilir cinsli bir şey. Beluga havyarından sonra da en değerli sayılan havyar Starlet. Bu havyar oldukça nadirdi ve geçmişte Rus, Avusturya ve İran kraliyetine ayrılıyordu. Daha sonra da Amerika ve Çin'de üretilen bazı havyar çeşitleri geliyor. Bu şekilde sıralanmışlar. Şimdi tarihçesine biraz baktığımızda havyar üretimi için konuşuyorum. Bugün Avrupa'da da önemli havyar üreticileri olmakla birlikte M.Ö. 4. yüzyılda bile havyarın tüketimi söz konusu. Eski Yunan'da ve Roma'da, hatta bugünkü İran coğrafyasında havyarın tüketildiğini biliyoruz. Bunu günümüzdeki siyasi sınırlar çerçevesinde düşünerek kendinizi kıyaslamayın. Eski tarihteki coğrafi sınırlar biraz daha farklıydı. Bununla birlikte
havyar Orta Çağ Avrupa'sında da talebi olan bir üründü. 10. yüzyılda Azak Denizi'nden çıkan havyarın, yani bugünkü Ukrayna'nın güneyindeki büyük iç denizden bahsediyorum, Bizans'la bir ticaret ilişkisini başlatıyor. Fakat bugün havyar dediğimizde genellikle havyarın yanında biz kimi hatırlıyoruz? Size bir 10 saniye vereyim mi, düşünecek misiniz? Evet, Rus İmparatorluğu. Şöyle böyle baktığımızda havyarın tarihi tabii ki 19. yüzyıldan çok 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 önceye gidiyor. Fakat bu tarihten itibaren, yani 19. yüzyılın civarlarında Rus İmparatorluğu'nda önem kazanıyor havyar. Değer görüyor ve imparatorlukla birlikte anılarak birbirini çağrıştırmaya başlıyor. Çok ilginç. Havyar üretimi dediğimizde ise bir başka ülkeden bahsetmeden olmuyor. Çünkü bu deniz mahsullerinin eldesinde oldukça eski bir mazisi var. İran'dan bahsediyorum. İran'daki havyar üretimi ve tipik şekilde şimdiki gibi bir statü sembolü halinde. Dünyadaki havyarlık balık üretimiyle paralel şekilde 19. yüzyılda İran'daki üretim artsa da 20. yüzyılın başlarında İran dünyadaki en büyük havyar üreticilerinden bir tanesi. Bugün her ne kadar bu rekor ve bu birincilik İran'da olmasa da İran hala havyarda oldukça iyi bir yerde ve dikkat çekici. Peki nerede birincilik? Tabii ki dünyanın öbür tarafında, uzak doğuya gidiyoruz. Çin. Dünyanın en büyük Mersin balığı üreticisi Qiantao Gölü'nde ve bu tabii ki Çin sınırları içerisinde. Tek başına dünyadaki üretimin %60'ını karşılıyor. Şimdi dedim ya, Akdeniz çok özel bir yer. Balıkçılıkta çeşitli ekollerine ev sahipliği yapan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Akdeniz elbette ki havyar üretiminde de önemli bir yerde. İtalya, Galvisano'da yıllık 25 ton havyar üretimi yapan dünyanın en büyük çiftliği var ve İtalyan havyarı genellikle beğenilen havyar çeşitleri arasında görünüyor. Tamam, güzel bahsettik. Mersin balığı, havyar, lüks, pahalı, çeşit çeşit dedik ama denizden elde ettiğimiz her güzel şey gibi, bakınız istakoz, bakınız orkinos, bakınız doğal balık stokları. Havyar talebine bağlı olarak Mersin balığının da soyu tehlikeye giriyor. Bunun başlıca nedenler arasında, aslında bu podcast'ın geçmiş bölümlerinde dinleyenler olarak biliyorsunuz ama bir daha sıralayayım. Mersin morinasının aşırı avlanması, balıkların yaşam alanlarının kısıtlanması ve maalesef iklim değişikliği geliyor. Tabii ki pek çok şey daha vardır. Öyle ki 12. yüzyıldan itibaren Hazar Denizi'nden havyarı için çekilmeye başlanan Mersin balığının geleceğinin birazcık puslu olduğu o zamanlardan belliymiş, belirsizleşmeye başladığı tarih o. 20. yüzyıla geldiğimizde ise Mersin balıklarının karşı karşıya kaldığı zorlar pik noktasına ulaşıyor. Ve Mersin balığı ne yazık ki artık soyu tehlike altında olan türlerin arasına sayılmaya başlanıyor. Düşünsene, adam 200 milyon yıldır dünya üzerinde ve bir devir geliyor, bencil balıkçılık aktiviteleri nedeniyle silinip gitmesini engellemek için bu sefer çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani insan aktivitesi işte, yani maalesef. Bunun için pek çok ülkede Mersin balığının avcılığı yasaklanıyor, dolayısıyla ticareti de. Yetiştiriciliğinin geliştirilip güçlendirilmesi için de yeni girişimler yapılmaya başladı. Bunun yanında tabii ki yeterli değil bunların ikisi. Mersin balığının doğal yaşam alanlarının korunması için de bazı kararlar alınıyor. Koruma alanları ilan ediliyor yenisi. Bunlarla ilgili alınan bazı aktivitelerden size örnek vermem gerekirse, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme diye bir şey var, CITES. 2006 yılından itibaren Hazar bölgesinden yabani havyar ticaretine yasaklanmasına sağlamış.
yabani stokların yenilenmesine izin vermek için 2008 ve 2011 yılları arasında Rusya'da yabani havyar üretimi askıya alınmış. Fakat Azerbaycan ve İran'da devam etmiş. 3 yıl ne kadar etkili olmuştur çok emin değilim. Çünkü Mersin balığı yaşaysel olgunluğuna birazcık daha sanırım geç ulaşan bir balık. 3 yıl vermiş ama sanki bir 33 yıl, 333 yıl varsa daha iyi olacakmış gibi. Bu nedenle eğer doğadan yapılmış avcılık yoluyla elde edilmiş bir havyar bulmayı umuyorsanız ben sizin adınıza çok üzgünüm. Çünkü böyle bir şey oldukça düşük bir ihtimal. Eğer bulabiliyorsanız da muhtemelen yasa dışı avcılık yoluyla elde edilmiş bir deniz mahsulünü tüketiyorsunuz. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki madem doğadan elde edemiyoruz, nereden geliyor havyar? O zaman yetiştiricilikten. Dünyanın en lüks ve seçkin lezzetleri arasında kabul ediyoruz havyarı. Dramatik şekilde kraliyet ailelerinin, soyluların ve diğer zengin elitlerin bir statü, zenginlik ve zarafet simgesi olarak tanımlanıyor olsa da havyar balıklarının yetiştiricilik yoluyla daha sık ve güvenli şekilde yetiştirilebiliyor olması havyara olan erişimi biraz daha yaygın hale getiriyor. Televizyonlarda görüyorsunuz, filmlerde gördünüz veya lüks partilere eğer katıldıysanız gördüğünüz havyar çeşitleri genellikle koyu zeytin yeşili renkli olanlar ya da böyle birazcık griye çalan dumanlı türler ama fakat havyar yalnızca bu iki renk arasında gidip gelmiyor. Kahverengisi de var. Böyle kahverengi, sütlü kahve, dumanlı dediğimiz bir renge çalan da var. Hatta kırmızı renkli olan çeşitleri de var. Fakat büyük marketlerden falan aldığınız her havyar sizce gerçekten havyar mı? Teknik olarak değil. Deniz mahsulleri büyük marketlerde kırmızı renkli somon havyarı gibi çeşitleri sunuyorlar. Fakat gerçek havyar olarak tanımlanan ürün Mersin balığından gelen yumurtalar. Renkleri, boyutları partiden partiye değişiklik gösteriyor olmakla birlikte tipik şekilde küçük ince tanelerine benziyorlar ve renkleri bahsettiğim koyu yeşil ile siyah kadar farklı tonlarda. Bugün bilinen 27 Mersin balığı türü var fakat en efsane havyar var. Osetra, biraz önce bahsettiğim gibi Beluga ve Selugra'dan gelenler. Artık yetiştiricilik yoluyla elde edilen havyarı tatma imkanınız söz konusu. Ben çok yakın bir zamanda bakmadım ama yaklaşık 100 dolarlık bir kutu vardı. Metal bir güzel bir ambalajlamışlar. Fiyatlar böyle. Karşılaşırsınız partide şurada burada. Özellikle büyük firmaların lansmanlarını bazen alıyorlar. Tadın. Bakın tadına. Ürünleri işleme teknolojileri gün geçtikçe ilerleyen bir alan, havyar üretimine de devreye girerek özel ürünlerin sunulmasına imkan tanıyorlar. Bir tane ünlü Fransız markası var, Petrosian diye. Hibrit havyar çeşitleri piyasayı sürerek kendini bu alanda bir yer açmaya çalışıyor ki açmış gibi de görünüyor. Çeşitli nirengi noktalarını tutuyor. Kaluga Huso, hibrit veya derin okyanus aromasıyla zenginleştirilmiş egzotik Sibirya Bayka havyarı gibi özel, genellikle benim de dilimin dönmediği havyar çeşitlerini sunuyor. Dediğim gibi bulursanız kaçırmayın, yiyin. Şimdi havyar nasıldır diye ben tarif etmemiz gerekirse eğer, doğal hali dokulu, tuzlu ve kendine has balıksı bir tadı var. Yumurtaları ağzına attığınızda kendiliğinden patlıyor. Çiğnenmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü hani havyarın ağza saldığı bir karmaşık tat ve biraz böyle tereyağlılık hissi var. Tam olarak ortaya çıkması için havyarın böyle ağzı içindeki enzimler falan patlarsa daha iyi olur diyorlar. Çiğnemeyin deniyor.
Çünkü niye dişlerimizle havyarın tadını tam olarak alamadığımız gibi bazı tatların kaybolmasına da neden olunabilir. Günümüze baktığımızda Mersin balığının avcılığının kısıtlanması ve havyarın yetiştiricilikten gelen balıklardan elde edilmesi sayesinde havyarın dağılımı özellikle Hazar Denizi ve çevresinden dünyanın farklı yerlerine dağıldı. Havyar üretimindeki düzenlemelerin eskisine oranla daha yumuşak olması, ülkelerdeki su ürünleri yetiştiriciliği operasyonlarına havyarın da dahil edilmesi bu konudaki en önemli kriterlerimiz. Amerika'da var, Güney Kore'de var, Japonya'da var. Deniz mahsulleri tüketimi konusunda biliyorsunuz bu ülkeler başı çeken yerler arasında. Bu ülkelerde yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkların üretilmiş havyarlar söz konusu. Şimdi havyarın güzel bir deniz mahsulü olduğu konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Fakat sofraya gelene kadarki yolculuğu çok da basit ve kolay değil. İyi kalitede havyarı elde etmek için genellikle iyi kaliteli olgun Mersin balığına sahip olmamız gerekiyor. Bunun da bu hale gelebilmesi için geçen süre ortalama 6 ile 7 yıl. Az önce dedim ya size Rusya 3 yıl bunu avcılığını duraklatmış. Bu yüzden söyledim. Yani 3 yıl bir Mersin balığının toparlanması için çok uygun bir süre olmayabilir. Son derece üst düzey bir iş Mersin balığı yetiştiriciliği. Kendine has dinamikleri var. Sabır gerektiriyor her şeyden önce. Sabır da sanırım oralar çoğumuzda olmayan şey. Mersin balığının yumurtaları geçtiğimiz yıllara kadar Mersin balığının karnının yarılması yoluyla yapılıyordu. Artık ultrason ya da elektrik iletkenlerinin ölçülmesi teknikleri var. İleri teknoloji bu konuda da bize yardımcı oluyor. Bu da havyar için balığın kesilerek öldürülmemesi anlamına geliyor. Çoğunlukla balıkları sakinleştirmek için hafif bir elektrik akımından yararlanıyor. Ardından bu yumurtalar karından biyopsi ya da masajla çıkarmak yoluyla elde ediliyor. Sizin için bu kaydı hazırlarken, notlar alırken şöyle bir şey karşıma çıktı. Bu biyopsi ya da masaj yoluyla elde edilmiş yumurtalar ilkel yöntemlere göre ekonomik olarak biraz daha fazla ediyormuş. Birkaç yerde karşıma çıktı, size mutlaka bahsedeyim dedim. Her ne kadar Mersin balığının yumurtası için öldürmüyor ya da karnını kesmiyor olmak havyar elde etmek açısından verimli bir yöntem olarak karşımıza çıksa da Mersin balığı için bilmiyorum, acaba sömürüyor musunuz? Aklıma böyle sorular da takılıyor maalesef. Dünyadaki en büyük havyarın beluga olduğundan bahsetmiştim. Yumurtasının boyutu 3-3,5 mm civarına kadar büyüyor. Rengi ise kehribara dönük hafif bir sarımsı. Beluga havyarının rengi ne kadar açıksa o kadar iyi ve pahalı olarak kabul ediliyor. Çünkü sadece olgunlaşmış, tam anlamda olgunlaşmış bir beluga dişisinin açık renkli yumurta üretebileceği söyleniyor. Ben hadi size yine başkasından bulunan bir tüyoyu satayım. Çoğu insan en pahalı havyarın siyah ve ona benzeyen renklerdeki havyarlar olduğunu düşünüyor olmakla birlikte en pahalı mahsulün genellikle açık renkli olduğunu bilenler yalnızca havyardan iyi anlayan gurmeler gibi. Çünkü beluga'nın adı da zaten tam olarak havyarının beyaz olmasından geliyor. Havyarı açık renkli olduğundan balıkçılar bu balığa beluga ismini vermişler. Bu bölümümüzü kapatmadan önce iyi bir havyarı nasıl tanımlayabileceğiniz konusunda size birkaç ipucu vermek istiyorum. Oldu bir gün bir yerlerde karşılaştınız, hiç olmazsa fikriniz olur.
Şimdi havyarın belirgin ve spesifik bir rengi yok. Hangi türden elde ediyorsak ona bağlı olarak hatta balıktan balığa fark edebilecek nitelikte. Yani kesin bir renk havyar şu renktir diyemiyoruz. Tükettiğimiz havyarın yumurtaları, yani havyar zaten balık yumurtası ya, ezik ve patlamış olmamalı. İyi havyar birbirinden kolaylıkla ayrılabilir. Parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır. Ambalajını açtığınızda ya da önünüze konduğunuzda havyarın yumurtaları benzer büyüklükte olmalıdır ve benzer renkte olmalıdır. Havyar kendine has kokusu olan bir deniz mahsulü. Çok böyle balık gibi kokmasını beklemeyiz. Acı veya ekşi olmasını da beklememeyiz. Elde edilen Mersin balığının cinsine bağlı olarak hassas ve ağızda cevize benzeyen bir tat bırakması genellikle beklenir. Çaça veya ringa balığı aromalı ya da acılı ise bu havyar çok kaliteli bir havyar olarak tanımlanmayabilir. Çünkü nasıl diyeyim, havyarın dedim ya, kendine has bir aroması var. Tat, koku, balığın büyüdüğü yer, beni ile beslendiğiyle doğrudan alakalı. Balıklar akan suda yaşalıysa, kaliteli yiyeceklerle beslendiyse, eğer yetiştiricilikten gelen bir balıktan elde edilmiş havyardan bahsediyorum. Dolayısıyla havyarın da kaliteli olmasını bekleriz. Bu alabalık yetiştiriciliği içinde böyle, somon içinde böyle, çupra levrek içinde böyle. Balıklar eğer kötü koşullarda tutulmuş ve kötü şeylerle beslenmişse, havyarın kalitesinin de arkadaşlar doğal olarak düşük olması normal. Bugün sizinle bir başka değerli deniz mahsulünün geçmişine kısa bir yolculuk yaptık. Havyar da bugünkü konumuz. Umarım havyarla ilgili anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Havyarın tarihine baktık. Bugün bir yerde havyarla karşılaştığınız mutlaka küçük kanepenin üzerine böyle özel kaşığıyla 2-3 tane koyarak tadına bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Thank you.